Yıllardır yapılan merkezi sınavlarda hukuksuzluğun olduğunu defaten iddia ediyorduk. 2022 KPSS sınavı bu iddialarımızı doğrulamıştır. Milyonlarca memur adayının umutları sorularla birlikte çalınmış. Sınavın iptal edilmesi olumlu bir tutum. Ancak bu da yeni mağduriyetlere neden olmaktadır. Hakkaniyetli sınavların yapılması ve mülakatların kaldırılması sağlanmalıdır. Yine Devlet Denetleme Kurulu'nun iddiaları tüm yönleriyle araştırması ve sürecin telafisi imkansız sonuçlara yol açmaması için hızlı, şeffaf ve etkili bir soruşturma yürütülmesi gerekmektedir. KPSS soru kitapçıklarındaki soruların tamamı yayınlanmalı, başka yayın evlerinin sorularının da kitapçıklarda yer alıp almadığı araştırmalıdır. Söz konusu skandalların bir yönetim aklının sonucu olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle ÖSYM'nin işini gereğiyle yapamamasına neden olan atamalar, yürütülen ihale süreçleri ve yapılan mevzuat değişiklikleri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak bir araştırma komisyon tarafından incelenmelidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Saygıdeğer basın mensupları, saygıdeğer kamuoyu, ülkemizde son aylarda enflasyon tamamen kontrolden çıkmış, işçi ve emekçiler başta olmak üzere geniş halk kitleleri zamlar altında ezilerek geçim derdine düşmüştür. Yılbaşından bu yana Türk lirasında yaşanan aşırı değer kaybı ve yüksek enflasyon nedeniyle daha önce imzalanan ve halen yürürlükte olan banka promosyon sözleşmeleri nedeniyle kamu emekçileri ciddi anlamda ekonomik zararla karşı karşıyadır. Enflasyonun %20'nin altında olduğu ve çalışanların bu enflasyona göre maaş ve ücret zammı aldığı dönemde imzalanan sözleşmeler, resmi enflasyonun %80'leri aştığı ve çalışanların maaşlarının enflasyon farkı nedeniyle arttığı dönemde bütün anlamını yitirmiştir. Kamu emekçilerinin bankaya yatan maaşlarında enflasyon farkı nedeniyle artış olurken eski enflasyon oranı ve maaş düzeyine göre saptanan promosyonlar komik düzeyde kalmıştır. Promosyon sözleşmelerinin 3-4 yıl gibi uzun sürelerle imzalanması ve enflasyona göre ayarlamada bulunmaması nedeniyle milyonlarca çalışan ciddi anlamda mağdur olmuştur. Bankalar imzalanan promosyon sözleşmeleri ekonomide beklenmeyen olağanüstü durumlar, yüksek enflasyon, döviz krizi gibi yeni koşullara uyarlanmak zorundadır. Sözleşmelerin 3 ile 5 yıl gibi uzun süre olması nedeniyle beklenmeyen durumlar ortaya çıkmıştır. Banka promosyon sözleşmelerindeki koşullar çalışanlar açısından ciddi gelir kayıplarını gündeme getirmiştir. Bu nedenle başta kamu bankaları olmak üzere tüm bankalar maaş ödediği emekli ve çalışanlara verdiği promosyonları geçmişe yönelik olanları da kapsayacak şekilde güncellemelidir. İktidarın benimsediği sermayeye dost, emekçiye düşman ekonomi politikaları sonucunda bankaların karlılık oranları %300'leri aşmıştır. Bir yandan milyonlarca ücretli çalışan açısından büyük ekonomik kayıplar söz konusuyken, diğer yandan bankaların bilançolarında dikkate değer ve kar ve kazançların ortaya çıkması promosyon sözleşmelerinin mevcut ekonomik koşullara uygun olarak güncellenmesini gerektirmektedir. Resmi verilere göre yıllık tüketici fiyat enflasyonu %79.60 ve üretici fiyat enflasyonu %144.61 olarak açıklandığı bir ortamda eğitim ve bilim emekçilerinin maaş, ek ders ve diğer ödemeleri artışlar dikkate alınarak bankalarıyla yapılan promosyon sözleşmeleri yeniden değerlendirmelidir. İlimizde 2021'de yapılan promosyon toplantısına sadece yetkili sendika ve Milli Eğitim Müdürlüğü iştirak etmiş, diğer sendikalar çağrılmamıştır. Sözleşme örneği diğer sendikalar ve kamuoyuyla paylaşılmamış ve içerik hakkında yazılı bilgi verilmemiştir. Sendikamız Eğitimsen 8 Şubat 2022'de ülkedeki olumsuz ekonomik koşullar ve yüksek enflasyon kaynaklı Milli Eğitim Müdürlüğü ile ve ilgili bankaya promosyon artışı yapılması için yazılı başvuruda bulunmuş, ancak başvurumuz olumsuz yanıtlanmıştır. Bugünkü koşullarda 3 yıllık promosyon sözleşmesinin güncellenmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu nedenle enflasyon artışına uygun promosyon güncellenmesi zorunludur. Ayrıca yıllardır yapılan merkezi sınavlarda hukuksuzluğun olduğunu defaten iddia ediyorduk. 2022 KPSS sınavı bu iddialarımızı doğrulamıştır. Milyonlarca memur adayının umutları sorularla birlikte çalınmış. Sınavın iptal edilmesi olumlu bir tutum. Ancak bu da yeni mağduriyetlere neden olmaktadır.
hakkaniyetli sınavların yapılması ve mülakatların kaldırılması sağlanmalıdır. Yine Devlet Denetleme Kurulu'nun iddiaları tüm yönleriyle araştırması ve sürecin telafisi imkansız sonuçlara yol açmaması için hızlı, şeffaf ve etkili bir soruşturma yürütülmesi gerekmektedir. KPSS soru kitapçıklarındaki soruların tamamı yayınlanmalı, başka yayın evlerinin sorularının da kitapçıklarda yer alıp almadığı araştırmalıdır. Söz konusu skandalların bir yönetim aklının sonucu olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle ÖSYM'nin işini gereğiyle yapamamasına neden olan atamalar, yürütülen ihale süreçleri ve yapılan mevzuat değişiklikleri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak bir araştırma komisyon tarafından incelenmelidir. Kamuoyuna saygıyla duyururum.